Merhaba arkadaşlar. Bu videoda X Holding ve bazı holding hisselerinin teknik analizlerini sizlerle paylaşacağım. Video kapsamındaki yorumlarım herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Bu şekilde sektörel hisse bazlı, sektörel bazlı hisselerle ilgili de video çalışmaları devam edecek. Benzer videoların devamı için arkadaşlar kanala desteğinizi rica ediyorum. Eğer henüz abone olmadıysanız abone olursanız sevinirim. Bugün holdinglere bakacağız. İlk önce X Holding bakacağız. Holdingler endeksi. Ardından Anadolu Grup Holding, Ak Holding, Akdeniz Yatırım Holding. Bu şekilde alfabetik sırayla arkadaşlar. Yeşil Holding'e kadar hepsine bakacağız. Teknik olarak ne durumdalar? Burada alfabetik sırayla hisseleri paylaşacağım. Alfabetik bu listeden takip edebilirsiniz. İlgilenmediğiniz hisseleri bu sıraya göre videoyu ileri sarabilirsiniz. O yüzden bu listeyi de önden paylaşıyorum değerli arkadaşlar. Biraz kapsamlı bir çalışma olacak. İlk önce X Holding'e bakalım. Holdingler endeksi ne durumda? Şunu görüyoruz. Holdingler zirve bölgesinde görüyoruz. Holdingler endeksi. Ve en son gördüğü zirveye baktığımızda da şu şekilde arkadaşlar 8.754 zirvesini görmüş. Sonra ikinci kez test etmiş. Şimdi tekrar üçüncü kez bu zirveye doğru hareket etmiş durumda. Burada bir düşen trend de var. Hani şu anlamda. Şu iki tepeyi birleştirdiğimizde. Şu şekil. Bir düşen tepeler mevcut. Burada tabii endekse paralel direkt zaten endeksi ayakta tutan hisseler bunlar. Hacimli hisseler içinde Koç Holding, Doğal Holding, Sabancı Holding, Anadolu Grubu Holding gibi büyük hisseler olduğu için endekse çok senkronize bir sektör. Burada holdinglerde dediğim gibi bir toparlanma var. Hani bu mavi düşen kanalın içinde tekrar yukarı doğru bir hareketlenme var. Tam da dirençte bugün kapatmış arkadaşlar mavi çizgide. MACD ortalamaları toparlanıyor arkadaşlar. Hızlı ortalama olan mavi çizgi burada turuncuya yaklaşıyor. Histogramda da bir toparlanma görünüyor. MACD yukarı kesişimi gelirse bu düşen kırılımı da olur. Ve 8.754 zirvesini geçerse bu endeks ve bağlı hisseler, holding hisseleri daha da güçlenir. Direnç bölgesinde kapatmış dediğim gibi arkadaşlar. Şöyle 8.659 yani 100 puanlık bir fark var. Önümüzdeki hafta bu bölge bizim için önemli bir kavşak. Hem mavi düşen direnci hem de yatay mor direnç. 8.754 mor direnç bizim için kritik seviyeler olacak. Eğer şu küçük kavşağı yukarı kırarsa endeks rahatlar yani holdingler endeksi. Aksi durumda tekrar bir geri çekilme olması halinde mavi trend desteği arkadaşlar bu sefer 8.000'lere kadar gösteriyor. Ancak bu biraz zayıf bir ihtimal gibi görünüyor. Çünkü arada artık yatay desteklerimiz var. Şöyle şuradaki dip bölgesi önemli. Burası da destek seviyesi arkadaşlar. Siyahla gösterdiğim 8.153. Önemli bir destek görevi görecek durumda. Bu destek ancak kırılırsa daha aşağılara inme durumu olur. Ancak muhtemelen bu bölgede bir zikzaklarla güç toplayıp yeni zirvelere doğru gider diye görünüyor. Son günlerdeki ataklar da güzel arkadaşlar.
Salı, çarşamba ve perşembe üst üste güzel mumlar. Bugün de cuma günüydü. Kırmızı bir mum bıraktı ve dirençte takıldı. Bakın mavi dirence doğru gelip buradan bir geri çekilme söz konusu. Bu da normal. Hem haftanın son günü, hafta sonu belirsizliğini almak istememişlerdir. Hem de direnç bölgesi. Bunlar normal. Sürekli yeşil mumlar da olmuyor. Düzeltmeler gerekiyor. Dediğim gibi burada bizim 8659 ve 8754 kritik dirençler. Buraları alırsa yeni yukarı doğru şu tarz bir rally çıkar arkadaşlar. Şurada gördüğünüz rally'ye benzer bir trend şöyle ortaya çıkabilir. Bu da şöyle bir açı demek 10-11 binlere kadar taşıyacak bir rally anlamına gelir. Bunun için dediğim gibi şuradaki kavşaktan çıkması lazım. Tam şurada arkadaşlar. Şu daire içine aldığım bölge. Şu biraz koyu bir renk yapayım. Şu daire içindeki bölge kritik kavşağımız olacak önümüzdeki hafta holdingler endeksinde. Şimdi hisselerimize geçelim arkadaşlar. İlk hissemiz Anadolu Grup Holding arkadaşlar. Burada bir zirvesi vardı daha önce. 260,5 zirvesi siyah çizgiyle gösterdim. Bunun üzerinde çok takıldı. Çünkü zirve dirençleri böyle biraz sancılı olur geçilmesi. Zor bela üzerine attı fakat endeksteki düşüşle birlikte bakın 3 tane kırmızı mum bu direncin tekrar altına indi. Ve buradan toparlayıp yine tekrar üstüne attı. Yani 262,5'ta kapattı haftayı. Bu olumlu. MACD'de de bir toparlanma var. Şöyle bir ortalamanın da üstüne 60-20 günlük Bollinger ortalamasının. Burada 260,5 üzerinde olduğu sürece bu hissenin geleceği parlak. Zira şurada bir büyük çanak yapmıştı. Şu şekil. Yani bu üstteki siyah çizginin üzerinde olduğu sürece, şu üstteki siyah çizginin üzerinde olduğu sürece şuradaki çanak derinliği kadar katlama potansiyeli var. Direkt çanak çizelim zaman verimli kullanmak adına. Şöyle arkadaşlar. Şöyle bir görüntü. Yani buradaki çanağın katlanmış hali bu şekil bir şey oluyor. Ve 260,5'un üzerinde olduğu sürece 369 lira formasyon hedefi olur arkadaşlar. Çanak katlama hedefi Anadolu Grup'ta. 260,50'nin altı stop loss arkadaşlar. Dediğim gibi 260,84'teki ortalamanın üzerine atmış ve 260,5'indeki yatay direncin de üzerinde kapatmış. Bunlar olumlu şeyler. MACD'de toparlanma olması, 20 günlük ortalamanın üzerine atmış olması, yatay zirve direncinin tekrar üstüne atmış olması bunlar olumlu hareketler. Ancak dediğim gibi bunun üzerinde kalması şartıyla 260,5'un üzerinde olduğu sürece formasyon hedefi bu şekilde değerli arkadaşlar. Diğer hissemiz Anadolu Akdeniz Yatırım Holding arkadaşlar. Akdeniz Yatırım da şöyle bir çanak yapmış ve bunu katlamaya gitmiş. Ve biraz da dikine gittiği için artık bunda Fibonacci bakacağız. Bakalım Fibo hedeflerini görmüş mü? Nerelere kadar gitmiş? Evet. Şimdi şu ortalamayı kapatalım. Zaten ortalamanın üzerinde. Burada hisse
Gördüğünüz gibi bütün Fibonacci dirençlerini bir bir düşe kalka kırmış arkadaşlar. İki ileri bir geri bir şekilde hep yükselen tepeler yaparak en son Fibonacci 2.272'ye kadar gitmiş. Bu ciddi bir rally. Burada bakın kalıcı olamamış ve düzeltmeye girmiş. Ve Fibo 1.618'e çekilmiş. Rakamsal karşılığı şu arkadaşlar. Desteğimiz 5.81. Direncimiz 7.02. Hisse şu an 6.1. 5.81 üzerinde olduğu sürece tut. Çünkü destek seviyesi Fibo 1.618 önemli bir dirençtir. Şimdi artık destek görevi görecek. Bakın daha önce direnç görevi görmüş çok az. Ancak güçlü bir mumla geçince hatta burada hızını almış. Fibo 2.272'ye kadar gitmiş. 7.02 zirvesini görmüş. Ancak dediğim gibi 5.81'deki bu Fibo 1.618'in üstünde kaldığı sürece tekrar yeni zirve denemeleri gelir. Ancak 5.81'in altında gürlü kapanış olursa stop loss değerli arkadaşlar. Ak Yatırım Holding'de destek ve dirençler bu şekilde. Akdeniz Yatırım Holding'de. Evet, diğer hissemiz Atlantis Yatırım Holding. Bu da zirvesinden gelen bir düşen trendi var değerli arkadaşlar. Şu şekil siyah çizgiyle göstermeye çalıştım. Buradaki uzun da bir süredir devam ediyor. Eylül 2022'den gelen bir düşen trendi. Ancak şu bölgede bir dip destek bölgesi oluşmuş. Destek bölgelerini de belirtip devam edelim. Şurası bir dip destek yapmış. 40.08. Bir hemen bir üstünde bir destek daha var arkadaşlar. O da şu seviye. Bakın şu bölgede bir destek görevi görmüş. Şu bölgede destek seviyesi. Ve son günlerde yine bu bölgeden geri dönüş yapmış görünüyor. Yani şurayı farklı bir renk yapayım. Mor olsun. Bu mor çizgi üzerinde olduğu sürece arkadaşlar siyah düşene doğru yeniden hareketlenmelerde bulunması beklenir. Bu da güncel değerle 67.5'a denk geliyor. 67.4 değerli arkadaşlar bu hissedeki direnç seviyesi. Destek de 43 lira 90 kuruş olarak karşımızda duruyor. Atlantis Yatırım Holding'de. Diğer hissemiz Avhol. Avhol'da da bir düşen mevcut. Bakın zirveden gelen. Bu düşen kırılımları çok önemli arkadaşlar. Düşeni kırdığında eski zirvesi hedef oluyor. Düşe kalka hedefine gidiyor. Çünkü hissenin önüne açılıyor. Tabii ki arada dirençlere takılır. Mesela bakın şu bölge bir yatay direnç olacaktır ileride. Ancak bizim önce şu düşen siyahı kırmamız gerekiyor. Bu anlamda düşen kırılımları son derece önemli. Bir de bir yükseleni var bunun. Şöyle şuradan alayım. Hatta sıkışan üçgen var. Şurada rallinin başladığı yerden alacak olursak. Şu şekilde değerli arkadaşlar. Evet, böyle bir üçgenimiz var. Şimdi bu üçgeni dolduruyor. Bu zaman alacak bir şey. Çünkü büyük bir üçgen. Bakın 2023'ün Nisan'ına dayanıyor bu. Birinci hamle şöyle 1, 2, 3, 4. Burada artık üçgeni doldurmaya bakar. Üçgenin bitiş noktası 5 Haziran'a denk geliyor. Ama oraya kadar beklemeyebilir. Şu düşeni, düşenin rengini kırmızı yapalım. Kırmızı düşeni yukarı kırarsa hissede bu uzun zamandır gelen düşen trend bitmiş olur ve hisse rahatlar. Şimdi destek ve dirençlerini de ekleyelim grafiğimize. Destek 36.14.
Güncel değerle bunlar arkadaşlar. Direnç de 60,95. Yani şu kırmızı ve siyah çizgilerden oluşan üçgeni doldurmaya bakıyor hisse. Kırmızıyı yukarı kırarsa hissenin önü açılır ve 163 liradaki tarihi zirvesine doğru düşe kalka yol alır. Düşen trendden çıkmış olur çünkü. Yani 170 lira civarında bir zirvesi var. Orası hedef olur. Bu manada bu üçgen kırılımını takip etmek lazım. MACD bir dönüş emaresi gösteriyor ancak henüz yukarı kesişim gelmemiş. Ortalamaya baktığımızda da henüz ortalamaya yakın ama henüz üstüne atmamış. Dediğim gibi burada biraz zamana ihtiyaç var. Yukarı aşağı salınımlarla bu üçgeni bir şekilde yukarı kırması lazım. Şu an zaman sayıyor görünüyor. Olur da siyah çizgiyi aşağı kırarsa arkadaşlar stop loss olmak lazım. Çünkü kırmızı düşenden daha da uzaklaşmış olur. Bu sefer yatay desteklere bakmak gerekecek. 28 lira falan. Buna da gerek yok. Zaman ve taşıma maliyetini arttırmamak adına. Avhold'de durum bu şekilde. Avrupa Yatırım Holding değerli arkadaşlar. Diğer hissemiz Bera. Son zamanların popüler hisselerinden. Şimdi Bera'yı daha önce de analizlemiştik. Videoları yakından takip eden arkadaşlarımız iyi bilir. Burada bir zirve var dedik. Bu zirveyi kapatmaya gidiyordu. Zirve dirençlerinin kolay geçilmediğini konuşmuştuk burada. Ve nitekim öyle bir durum yaşandı. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 mum denedi ama bir türlü kıramadı. Sonra bu çanağa şöyle bir kulp yapmaya çalışıyor. 20 günlük ortalamasının üzerine 60 olması olumlu. 20,66 arkadaşlar bu hissenin kale duvarı yani kritik direnci. Bunu yukarı kırarsa buradaki çanak derinliği kadar yukarı katlama potansiyeli ortaya çıkar. Hissenin önü açılır çünkü. Şöyle bir çanak var bakın iki mor çizgi arası. Buna da böyle bir fincan kulp yapıyor. Desteğimizi de belirtelim peşin. Şurası artık bizim desteğimiz arkadaşlar. Bunun rengini mavi yapayım. 18.84 16.95. Şu rengini farklı yapayım. Karışıyor. Siyah olsun. 16.95 destek arkadaşlar. 20.66'da direnç Bera'da. 20.66'yı yukarı kırarsa arkadaşlar buradaki dediğim gibi iki mor çizgi arasındaki boşluk kadar çanak katlama potansiyeli gündeme gelir. Bunu şöyle yukarı taşıdığımızda muazzam bir potansiyel ortaya çıkıyor. Onu da farklı bir renkle belirteceğim. Evet, 42 liraya denk geliyor. %100'lük bir potansiyel var Bera'da. Şartımız şu ki arkadaşlar şu zirvesi mor çizgiyi yukarı kırsın. 20,66'yı yukarı kırarsa hedef 42 lira olur. Bera'da değerli arkadaşlar. Şu an için hissede bir sıkıntı yok. Buradaki yatay destek zaten bu bölge bakın çok ciddi bir destek bölgesiymiş. 16.95 bölgesi. Buradan gelip destek alıp gayet güzel bir dönüş yapıyor. Buradaki çanağı kulp yapıyor. Fincan kulp. Şimdi burada tekrar bir deneyecek 20.66 zirvesini. Onu yukarı kırdı mı artık önü açılıyor. Blue Sky dediğimiz artık hissenin önü açılır. Buradaki çanağı katlamaya doğru gider. Görünüyor. Bera'da rakamlar ve çizim bu şekilde arkadaşlar. Göstergelerde. Evet. Diğer hissemiz Dagi Yatırım Holding. Dagi'de zaten burada direkt göze çarpan bir minik düşenimiz var. Onu bir önce adını koyalım. Şu şekil. Bununla birlikte
Şöyle de bir şuradan alırsak bir trend var. Şurada da bir düşen var. Yani bunda şöyle siyahla belirteceğim şu siyah çizgiye doğru geri çekilmeler mümkün arkadaşlar. Fakat bunun şeyini belirtmemiz lazım, destek seviyesini. 15 lira 0,6 kuruş, 15 lira diyelim biz buna. 15,2. Bu zamansallıkla yukarıya gidiyor hafiften. Burada 15,2'nin altı stop loss arkadaşlar. Ancak bunun üzerinde olduğu sürece bu siyah çizginin kırmızı düşeni kırıp tekrar şöyle ilk zirvesine doğru, şuradaki zirvesine doğru hareketi mümkün hale gelir. 21 lira zirve fiyatı. Destekte 15-20 siyah çizgi. Onu şuradaki üçgeni doldurup yukarı dönmesi lazım ki trend devam etsin. Uzun zamandır yatay seyreden bir hisse. Şuradan da baktığımızda arkadaşlar bakın şu bölge aslında bir onay görüntüsü de var. Burada bir olumlu durum da söz konusu. Şunu siyah yapayım. Bakın buradaki zirveyi geçememiş. Burada yine test edip geçememiş. Burada test etmiş, kalıcı olamamış. Burada yukarı geçmiş. Onaya inmiş görünüyor. Yani daha kısa vadeli ve trend yerine yatay destek takip etmek isteyen arkadaşlar için aslında 16-15 önemli bir destek. Bu 16-15'in üzerinde olduğu sürece şurası çünkü bir breakout noktası aslında bir rally bölgesi. Eğer 16-15'in üzerinde kalıcı olursa bu hisse çok daha yukarılara potansiyel barındırır. Bunu daha önceki hisselerde gördüğünüz gibi mesela Ak Yatırım Holding'de vesaire gördüğünüz gibi bu tarz yatay mükerrer test edilen dirençler varsa arkadaşlar bundan sonrası çok ciddi ralliler barındırır. Ancak yine de stop loss'u elden bırakmamak şartıyla burada artık bizim 16 lira 15 kuruş yatay siyah çizgi şunu kaldırayım. Siyah çizgiye odaklanalım. 1, 2, 3 ve 4. de hacimli geçmiş ve şimdi onaya inmiş. Burada 16 lira 15 kuruşun üzerinde olduğu sürece bu bir onaydan ibaret kalır. Ve çok yukarılara doğru potansiyel barındırır değerli arkadaşlar. Ve ilk hedef 21.10 olur. 21.10 zirvesini aldıktan sonra analiz güncellemesi yapılır. Şu an için 20 günlük ortalamanın üzerinde olması güzel. MACD henüz yukarı kesmemiş. Belki buradaki üçgeni doldurmakla uğraşabilir. Durum bu şekilde. Dagi Yatırım Holding'de. Diğer hissemiz Denge Yatırım Holding arkadaşlar. Dengede de güzel bir kanal var. Şu şekil mavi kanal. Ve kanal desteğine yakın bölgelerde şu an. Buradan uzaklaşmaya çalışıyor. Görüntü güzel. Yani ciddi bir potansiyel var. Hisse 2,90, 2 lira 90 kuruşlarda. Kanal tepesine baktığımızda ciddi bir potansiyel var. Yani 10 kata varan bir potansiyel barındırıyor. 20 liraları işaret ediyor kanal tepesi. Peki buna hazır mı? Bakalım. Düşenlerini kırmış mı mesela? Şöyle bir düşen çizdiğimizde değerli arkadaşlar, bu hissedeki potansiyel daha güzel göze geliyor. Şöyle. Bakın değerli arkadaşlar biraz daha zoom da yapalım. Buradaki zirve bölgesi. Burada iki kez denemiş bunu kıramamış.
Şurada kırmaya çalışmış, kalıcı olamamış. Şu bölgede. Ve burada artık biraz daha uzaklaşmış durumda. Özetle bu hisse, hani şu an artık güzel formasyonlar da yapıyor bakın. Ve böyle yükselen dipler yapmaya başlamış. Buralardan güç toplayarak Kanal Tepesi'ne doğru orta uzun vadede hareketler meydana getirebilir. Bakın şu bölgede breakout noktası olur. Demin şeyde de dakilde de belirtmiştim. Bakın şu tarz. Şuradaki düşeni kaldırayım. Çizgiler kalabalık yapmasın. Bakın şu arkadaşlar zirve, zirve, zirve. Yani bu tarz yatay bir zirveyi bu kadar test ettikten sonra yukarı kırdığında zaten çok ciddi ataklar yapıyor hisseler. Eğer 3.37'nin üzerine atarsa kanal tepesine doğru güçlü ataklar beklenir bu hissede. Güzel çünkü önü açık, düşeni kırmış. Bir tek şu yatay zirveyle yükselen mavi desteği arasında bir sıkışma söz konusu. Şuradaki küçük dar üçgeni yukarı kırmasına bakar her şey. Bu anlamda bu ise de potansiyel iyi duruyor. Destek olarak da 2 lira 30 kuruş arkadaşlar. 2 lira 30 kuruşun altı stop loss. Yani bu yükselen mavi trend bozulur. 2 lira 30 kuruş stopla 3 lira 37 yatay direnç kırılımı takip edilebilir. 3.37 direnci sonrası bir zirve direnci karşımıza çıkacak. Şurası 5 lira 18 kuruş hedef olur. Bu 5.18 zirvesinde belki oyalanır. Çünkü zirve direnci. Ondan sonra da hedef kanal tepesi olur. 20 liralara kadar bir işaret var. Yeter ki dediğim gibi şu iki yatay siyah çizgiyi yukarı kırsın ve mavi yükselen çizginin altına inmesin Denge Holding. Evet, diğer hissemiz Derlux Yatırım Holding. Bunda da arkadaşlar gördüğünüz gibi bir zirve bölgesi var. Bu zirve ...14 lira 41 kuruş. Yani burada iki kez denemiş, burada birkaç kez denemiş, burada denemiş, burada bir üstüne atıp kalıcı olamayıp inmiş, sonra yine denemiş falan. Özetle bu ise de 14.41 kale duvarı. Bunda çok geçmişe dayandığı için trendi, yani şu şekilde bir yükselen trend de takip edebiliriz. Tam trend desteğinde arkadaşlar. Bakın. Şu şekil bir yükselen trendte ve tam trend desteğinden tepki almış. Özetle bu iki siyah çizgi arasını doldurup eğer üstteki şunun rengini farklı yapayım. Siyah ve mor çizgi arasındaki şu üçgeni doldurup siyah yatay çizgi yukarı kırarsa arkadaşlar bu ise kopar. Nasıl kopar onu da gösterelim. Şöyle bir kanal var. İşte mor çizgi tepesine kadar 39 liralara kadar 40 liralara kadar gider. Teknik olarak yükselen trend kanal tepesi bunu diyor bize. 40 liraları işaret ediyor. Ancak şartımız şu. Bir bu mor çizgi altına inmesin. Yani 10 lira 90 kuruş üstünde kalsın. 2 14.41 direncini de yukarı kırsın. Bu iki şartımız var. Yani mor kanalın içinde kalsın ve şu yatay siyah çizgiyi yukarı kırsın. Bu hissenin önü açılır. Bunun için şu küçük üçgeni dolduracaktır. Bu da zaman demek. Görüntü bu şekilde derhal. Lüks Yatırım Holding. Evet, diğer hissemiz Dohol arkadaşlar.
Doğu'da da 12-29 zirvesi var. Bakalım bunda trendimiz var mı? Evet, trend duruyor arkadaşlar. Yani bu mor çizgi üzerinde takip etmek lazım. Bu da burada bir üçgen doldurup 15-29 zirvesini yukarı kıracak mı takip etmek lazım. Şu an için bir sıkıntı yok. Trendini korumuş mor çizgi. Bakalım kaça denk geliyor mor çizgi desteği. 11 lira 11 lira 88 kuruş arkadaşlar. Bunda durum bu şekilde. Hani 11 lira 88 kuruş mevcut fiyattan 1 lira aşağıda diye düşünen arkadaşlar için hani daha kısa destek belirlenebilir, fakat zaten bu trend desteği bakın buradaki zirve direncine denk geliyor. Çok da uzak da değil. Peki şu bölge olabilir. 12 lira 19 bir ara destek olarak takip edilebilir. Mavi ile gösterdiğim çizgi arkadaşlar. Ama bizim için mor çizgi esastır. Mor çizgi üzerinde olduğu sürece şu üstteki siyahı yukarı kırma potansiyeli mevcut. Görüntü güzel, yükseliş formasyonu, böyle omuz bağış sağ omuz yapıyor falan. Yani buradaki üçgeni yukarı kırmasını beklemek lazım. 15 lira 29 bu hissede kritik direnç arkadaşlar. Doğan Holding'de durum bu şekilde. Diğer hissemiz Euro Yatırım Holding arkadaşlar. Euro Yatırım Holding'de bir yükselen trend oluşmuş. Ve hatta şuradaki bakın şu direnci de yukarı kırmış. Şimdi pozitif bölgede öncelikle siyah çizgi üstünde 3 lira 11 kuruş üstünde zaten. Ayrıca buradan da bir yükselen kanal oluşturmuş. Şimdi bu yükselen kanal üzerinde olduğu sürece kanal tepesine doğru hareketlenmesi beklenir. Şimdi ben güncel değerle destek ve dirençleri de ekleyeceğim. Yani kanal desteği ile yatay destek birbirine çok yakın. Hisse de tam destekte kapatmış aslında. 3.34'te kapatmış. Destek seviyesi de 3.32 aslında. Dolayısıyla tam destekte burada pazartesi buradan tepki gelirse güzel olur. Direkt kanal tepesine doğru hareketini devam eder. Eğer ki bu trend aşağı kırılırsa arkadaşlar stop loss ya da 3.11'e kadar düşüşe tahammül edilir. Bu tercihe kalmış bir durum. Ya mavi çizgide stop olunur ya da siyah yatay çizgide stop olunur. Bu beklentiye ve zaman periyodumuza kalmış. Durum bu şekilde. 3.32 ve 3.11 destekler. Kanal tepesi de 5.64 olarak görünüyor değerli arkadaşlar. Yani bu bölgeden bir uzaklaşsa zaten şey güzelleşir. Hissede hareketler daha şık hale gelir yani. 5.50'lere kadar yolu var. Eğer mavi çizgi içinde kalabilirse. Şimdi Euro Holding bu şekilde. Şimdi Güler Yatırım Holding arkadaşlar. Güler'de de bakın işte zirve dirençleri bu kadar önemli arkadaşlar. Yani kırıp üzerinde kalıcılık sağlaması. Bakın burada iki kez denemiş. Çanak yapıp gelip tam yaklaşmışken yine bir çanak. Burada üstüne atmış ama bir türlü böyle doğru düzgün bir mumla üstünde kapanışlar yapamamış. Özetle şu an
14-35 üzerinde bir kalıcılık lazım bu hissede. Henüz bu kalıcılık yok fakat yükselen bir trend var mı bakalım. Evet, gördüğünüz gibi var değerli arkadaşlar. Mor bir yükselen trend var. Hisse bu trend desteğine doğru iniyor. Bu tarz dirençlerden, yani yatay direnç bölgelerinden dönüşler olması da normal. Böyle bir yükselen kanalı var, mor çizgilerden oluşan. Hisse şu an mor trend desteğine doğru çekiliyor gibi görünüyor. Bu da 11 lira. Evet, 11 lira 22 kuruşa tekabül ediyor. Buradaki düşen trend açısı da şu şekilde. Gördüğünüz gibi kırmızı düşen, yükselen mor burada bir üçgen doldurup tekrar dönüp 14.35'e doğru hareket etmesi beklenir değerli arkadaşlar. Hissede durum bu şekilde. Yani 11.22 civarındaki, yani bu mor trendin üzerinde kaldığı sürece sıkıntı yok. Buralardan güç toplayıp kırmızı düşeni ve yatay zirveyi kırması beklenir. Güler de bu şekilde. Diğer hissemiz GSD Holding arkadaşlar. GSDHO. Bunda da gördüğünüz gibi kırmızı bir düşenimiz var. Bir de bir yükselen. Evet, siyah yükselenle kırmızı düşen arasında bir üçgen. Üçgenin bütün adımları gerçekleşmiş durumda. 1, 2, 3, 4 ve 5. bölgede buradan dönüp kırmızı düşeni yukarı kırması beklenir. Peki ortalamamız, MACD'de toparlanma var. Henüz al sinyali vermemiş fakat bir toparlanma var. Ortalamanın da üstüne henüz atmamış. İşte burada siyah çizgiden dönüp ortalamanın ve kırmızı düşeni kırması lazım. Bu da bir zaman istiyor haliyle. Şunu da tam temas ettirelim. Şu şekilde bir görüntü var. GSDHO'da. Burada çok yer kalmamış üçgende zaten. Epey bir sıkışmış. Destek ve dirençlerini de belirleyelim burada. 4.29 güncel değerle düşen direnci. 3.95 de kanal desteği arkadaşlar. Zaten destek trend desteğine yakın bölgede. Pazartesi gününü göz önünde bulundurarak söylüyorum. 3.94 destek, 4.39 direnç, siyah yükselen ve düşen kırmızı arasındaki şu üçgeni doldurup kırmızı yukarı kırarsa bu hisse rahatlar, daha güzel hareketler ortaya koyar. Diğer hissemiz Işıklar Enerji ve Yapı Holding. Evet, bunda da bir yükselen trend var arkadaşlar ve üstüne atmış. Hani dün biraz ihlal gibi olmuş fakat bugün baktığımızda evet tekrar bu trendin üzerine atmış. Siyah trend üzerinde tutunması güzel. Eğer bu siyah trend üzerinde kalabilirse şuradaki zirvesine doğru tekrar hareket etmesi beklenir. 6 lira 41 kuruş hedefi var. Kısa da. Tabii 6.41 yukarı kırarsa yeni zirvelere doğru hareket beklenir. Eğer yükselen şu mavi diyeyim. Şu yükselen mavini tekrar aşağı kırarsa arkadaşlar bunda yatay destek takip etmek lazım. O da şu mor çizgi olur. 3 lira 78 kuruş. Biraz aşağıda kalıyor bu. Bir de ara destek belirtelim. 4 lira 69 ara destek
olarak takip edilebilir. EAHO hissesinde durum bu şekilde arkadaşlar. Yani bu hisse şuradaki sert yükselişi böyle yatay bir şekilde sindiriyor, görünüyor. Diğer hissemiz Inveo. Inveo'da yatay destek 37,5. Düşene bakalım. Evet, mavi düşen var arkadaşlar. Hisse yatay destek 37,5. Yani buraya kadar çekilebilir. Bu mümkün. Hani direnç, destek, direnç, destek, tekrar dirence gidip öyle kırabilir. Bu anlamda 37,5 kritik yatay destek. Mavi düşen var arada. Bir de zirve olacak. Bu da zirve direnci, kırmızı çizgi arkadaşlar. 70 lira zirve direnci var. Mavi direnç kaça denk geliyor onu da belirleyelim. 50 lira 20 kuruş. Bu zamansallıkla aşağı iner 49-48 lira falan. Şu an için 50 liraya denk geliyor. Destek 37,5, direnç 50, hedefte 70 lira Inveo Yatırım Holding'de. Diğer hissemiz Inves. Invest'te şuralardan gelen trendler var fakat yeni kanallar açtığı için bunda şöyle bir trend bakacağız. Şu mavi çizgi. Hisse de şu an biraz gözünü oraya dikmiş duruyor fakat ara destek seviyeleri de belirleyeceğiz kısa stoplar için. Tabi biraz endeksin genel gidişatı da etkili oluyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir yükselen mavi trend var, bir de kırmızı düşen var. Bu hissede baskının devam etmesi durumunda varacağı nokta zamansallıkla söylüyorum. 310 lira en kötü senaryo arkadaşlar. Trend desteği. Zamansal güncel değerle baktığımızda ise 292 liraları işaret ediyor. Biz burada bir de yatay destek belirleyeceğiz. Çünkü çok aşağıda kalıyor trend desteği. Şöyle bir yatay destek ve bunun rengi de siyah olsun. Şu şekilde arkadaşlar. Burayı 338 lira yatay destek. Burası bakın destek görevi görmüş. Destek kırılınca sert düşmüş. Yine daha sonra bu destek dirence dönüşmüş bu sefer. Direnci yukarı kırılınca sert gitmiş falan. Özetle 338 lira destek ve kırmızı düşeni kırarsa da eski zirvesi hedef olur. 440 lira. Ancak dediğim gibi bir de en kötü senaryoya karşı yükselen bir mavi trend de mevcut bu hissede. Ama dediğim gibi 338'i destek kabul etmek daha sağlıklı olacaktır. 340 lira siyah çizgi. Önemli bir destek olarak takip etmek daha sağlıklı olacaktır. Stop loss maliyetlerini düşük tutmak adına. Diğer hissemiz Koç Holding. Koç Holding zaten o da uzun vadeli, güzel, istikrarlı bir yükseliş trendi mevcut. Ve bunu BIST 30 hisseleriyle birlikte analizlemiştim. Yakın zamanlarda da sık sık videoları yakından izleyen arkadaşlarımız, dostlarımız iyi bilir. Gayet milimlik tekniğine riayet eden bir hisse. Şiir gibi de bir yükselen kanalı var. Peki
Şu an ne durumda? Hemen bakalım. Şu bölge bizim için önemliydi kısa vadede arkadaşlar. Şuradaki direnci, yatay direnci vardı. 184 lira. Hatta bu aslında şu bölgedeydi. 177 idi. Biz üst süren stopla bunu şimdi artık 184 liraya çektik yukarıya. 184 lira üzerinde olduğu sürece hedef kanal tepesi olur. O da 258 liraya denk geliyor değerli arkadaşlar. Koç Holding'de durum bu şekilde. Destek 184, hedef 256. Diğer hissemiz Kiler Holding. Bakın Kiler Holding'de halka arzdan gelen bir trendi var. Bu trendle birlikte bakın bir de üst kanal oluşturmuş kendine. Bunun üzerine yine bir üst kanal. Şunların renklerini değiştirelim şimdi. Ortadakini siyah ve bold yapalım. Alttaki de mavi olsun. Üstteki de kırmızı. Şimdi arkadaşlar bu aradaki siyah şöyle önemli. Bakın burada destek görevi görmüş. Bir daha destek görevi görmüş. Destek kırılınca sert düşmüş. Sonra bakın burada kaç kez direnç görevi görmüş. Burada yine direnç görevi görmüş. Hatta iğne batırıp çekilmiş. Yine direnç. Ve burada yoğun bir şekilde destek görevi görmüş. Özetle siyah çizgi bizim için destek. Peki kaça denk geliyor? Güncel değerle 42 lira 54 kuruş destek. Güncel değerle kanal hedefi de 87 lira ya denk geliyor arkadaşlar. Kiler Holding'de. Bu siyah çizgi üzerinde olduğu sürece sıkıntı yok. Ancak siyah çizgi güncel değerle 42,5'taki bu siyah çizgi aşağı kırılırsa hoş olmaz. Alt kanala inmiş olur. Bu manada stop olmak gerekir. Evet, kilerde de durum bu. Diğer hissemiz Mazhar Zorlu arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar Mazhar Zorlu'da bir trend mevcut. Bu güzel. Hani diplerden de trend çizilebilir fakat mevcut fiyat çok uzakta kalıyor. Buradan bir de düşenimizi çizelim. Şu şekil bir üçgen var. Evet. Hissede trend desteğinde desteği kaç diyelim hemen bakalım. 7 lira 76 kuruş bu hissede destek arkadaşlar. Eğer buradan dönüş yaparsa güzel olur. Üçgeni yukarı kırmaya doğru döner. MACD zaten diplere gelmiş durumda. Şuradaki düşüşle birlikte. Buradan yani 7.76 şöyle sıfırlayayım. 7.83 arkadaşlar. 7.83 bölgesine veya varmadan da olabilir. Buralardan dönüş yapıp bu üçgeni doldurup yukarı kırarsa çok güzel olur. Şu an için teknik anlamda güzel işleyen bir sıkışan üçgen görüyoruz. Umarım bunu yukarı kırar. Şu tepeden aldığımızda ne oluyor bakalım. Yani tepeden aldığımızda da düşeni kırmış, onayı alıyor gibi bir görüntü çıkıyor. Ancak bizim için şu üçgen önemli şu an arkadaşlar. Bu üçgeni yukarı kırarsa hissede zirve hedefi masaya gelir tekrar. 18 lira 89 kuruş zirve hedefi gündeme gelir Mazhar Holding'de. Diğer hissemiz Net Holding. Net Holding net bir şekilde böyle bir çanak tamamlamış. Yukarı kaçmış. Burada bir Fibonacci çalışmak daha makul olacak.
Çünkü orada bir dirence takılmış görünüyor. Bir hisse bir sert yükseliş sonrası yataya sarıyorsa arkadaşlar, oralarda bir fibo direncine bir şeye takılmıştır. O manada yatay seviyeleri takip etmek daha makul olur. Yani yükseliş trendlerinde mesela şuradaki yükseliş trendinde çok rahat trend çizersiniz. Bakın siyah trend hemen oturuyor. Ancak mesela şu anki yere geldiğimizde şurada trend bozulmuş arkadaşlar. Bakın şöyle trende baktığınızda bozulmuş, yataya sarmış. O halde burada siyah çizgi tarzı trend çalışmak zor olur. Ne yapacağız? Yatay çalışacağız. Yatayda ne oluyor burada? Bakın değerli arkadaşlar. Şurayı sıfırlayayım önce. Evet. Hisse Fibo 1.618 bölgesine gelmiş ve tepelerde bir elmas yapıyor. Bu biraz hoş olmayan bir görüntü. Yani 28.54 yani Fibo 1.618'de kritik seviye. Hisse 28.58'de kapatmış. 28.54 stop arkadaşlar. Yani 4 kuruşluk payı var. Eğer 28.54'ü kırarsa aşağı 26.14'e iner. Ancak 28.54 üzerinde tutunabilirse 33.08 hedefi olur. Bu tarz durumlarda genellikle dikkatli olunmasını tavsiye ederim. Şöyle de bir bakın, bir sıkışma söz konusu. Şöyle bir üçgen var yani. Burada kırılım yönüne göre bakın izlemek gerekir. Bakın şu şekilde arkadaşlar. Yani burada bir sıkışma var. Yön arayışında hisse zaten tepeye çıkmış. Yani burada alıcılar yukarıya mı götürecek yoksa aşağı salıp kar realizasyonu mu yapacak? İzleyeceğiz. 28 lira 54 kuruş çok önemli arkadaşlar. Fibo 1.618 altın orandır. Kritik bir seviyedir. Dikkat etmekte fayda var. Evet, diğer bir hissemiz RAL Yatırım Holding. Bu da bakın zirve almış. Bakın 1, 2, 3, 4. İşte bu tarz yatay zirveleri aldıktan sonra hisseler bu görüntüyü ortaya koyuyor. Bu manada bu tarz hisseleri bulursanız çok özenle ve dikkatle stop seviyesini yukarı çekerek takip etmekte fayda var arkadaşlar. Çünkü majör bir yatay direnç kırılımı gelmiş. Böyle hisse uçup kaçıyor. Bakın 94'ten 133'e çok güzel bir hareket ortaya koymuş. Kısa vadede 2 hafta içinde güzel bir prim. Peki burada direncimiz ne? Şimdi buradaki formasyonu katlamış arkadaşlar. Bunda da artık şeye bakacağız. Fibonacci bakacağız ama bir öncesinde bakın. Çanak zirvesini gördüğünü görüyorsunuz. Bunun çanak zirvesi zaten 131'miş. Hisse oraya gelmiş durumda. Tehlikeli sulara gelmiş özetle. Peki Fibonacci ne diyor? Fibonacci çizelim. Fibonacci 2.618'in üzerine atmış. 127.8 arkadaşlar. Artık 127.8 kritik destek. 147.7 de direnç arkadaşlar. Bunda Fibo seviyeleri takip etmek daha sağlıklı olur. 127.8 destek. 147.7 ilk direnç. 167.7 de son direnç olarak Fibonacci seviyelerinde karşımıza çıkıyor. Buradaki yatay direnç ve destekleri takip etmekte fayda var. Değerli arkadaşlar, zira hisse kısa sürede bir atak yapmış. Buna karşı tetikte ve bu şekilde yatay destek ve dirençleri takip ederek iş süren stopla takip etmek sağlıklı olacaktır. RAL Yatırım Holding'de.
Diğer hissemiz Sahol. Sahol'u da bu hafta içerisinde analiz demiştik endeksle birlikte. Evet. Gördüğünüz gibi bir yükselen trend mevcut. Ve bu trend kanalı içerisinde seyrini sürdürüyor. Burada kanal desteğinden uzaklaşma çabası içerisinde. Şurada bir yatay zirvesi var. Şöyle mor renkle göstereyim. Şimdi arkadaşlar bu siyah yükselenle mor yatay arasında bir üçgen söz konusu. Eğer ki mor çizgi yani 83 lira 60 kuruşu yukarı kırarsa demin bahsetmiştim mesela Koç Holding bunu kırmıştı. Kanal tepesine gözünü dikmişti. Sahol'da bir tık onun gerisinden geliyor bir görüntüsü var. O yüzden 83-60 Sahol'da kale duvarı kritik direnç burası mor çizgi. Bunu yukarı kırarsa kanal tepesi hedef olur. Kanal tepesi kaça denk geliyor? 109 lira arkadaşlar kanal tepesi. Şöyle 110 lira. Destek de arkadaşlar siyah çizgi bizim güncel değerli desteğimiz. Bu da 72 lira 70 kuruş destek arkadaşlar Sahol'de. Yani bu siyah yükselen üstünde olduğu sürece sıkıntı yok. Bakın. Ve mor çizgi üzerinde de hisse güçlenir. Daha atak bir oyun ortaya koyar. Görünüyor Sahol. Diğer hissemiz Sanko arkadaşlar. Sanko'da zirvesi 32.82. Bu zirve sonrası artık kendine gelememiş. Burada bir denemiş arkadaşlar zirveye gelmiş epey. Şuradaki ara bir dirence takılmış şuradan. Şunu kastediyorum. Kaça denk geliyor? 32'ye denk geliyor. İşte buradaki şu kırmızı muma denk gelen çanağını yapmış. Şimdi tekrar buna bir kulp yapıyor görüntüsü var. Yani 32, 32, 80 bu bölge Sanko'da kritik direnç bölgesi. Ha bu bölgeyi geçerse deminki hisselerde gördüğünüz gibi hisse yukarı yönlü kopar arkadaşlar. O yüzden burası önemli. Peki destek seviyemiz ne? Şöyle bir trendimiz oluşmuş durumda. Bunu takip edebiliriz. Ve bu bize şu fincana bir kulp yaptırabilir. Bunun için bir de yatayla da destekleyelim. Yatay desteğimiz de var. Şu şekilde gördüğünüz gibi siyah yatay destek. Toparlayacak olursak 22.48 yatay destek. Trend desteği zaten çok yakın. O yüzden direkt 22.48'i kısa vadede destek olarak kabul edebilirsiniz. Dolayısıyla şu fincana böyle kulp yapıp siyah yükselen trendi takip ederek 32.80 zirvesine kadar şu üçgeni, yükselen üçgeni doldurması takip edilebilir. Teknik olarak bir sıkıntı yok ise de MACD'de bir toparlanma var. Burada ortalamaya doğru hareketlenme de var. Ortalamanın üzerine de atarsa mor çizgilere doğru daha hızlı hareket eder. Görünüyor. Görüntü bu şekilde değerli arkadaşlar Sanko'da. Evet arkadaşlar diğer hissemiz Verus.
Verusa Holding arkadaşlar, diğer hissemiz. Bu hissede bir yükselen trend mevcut. Şuradan gelen. Ve bu trend desteğine de daha önce bakın burada bir iğne atıp çekilmiş. Şimdi buradan şöyle bir kanal. Bu kanal içerisinde bir düşen mevcut arkadaşlar. Şu şekil. Evet, kanal içerisinde bir kırmızı düşen var. Tabi bu ile kanal dibine kadar 190'lara kadar inecek demek değil. Fakat bir düşen söz konusu. Bunun için destek seviyesi olarak ara destek seviyesi belirleyeceğiz. Şöyle arkadaşlar, mor yatay çizgi. Şöyle kısa vadeli. Bu bölge arkadaşlar direnç bölgesi. Bakın yukarı kırmış. Aşağı kırınca düzeltmiş. Bakın burada yine direnç. Burada da destek görevi görmüş. Kısa vade içinde bizim için destek görevi görmesini bekleriz. Dolayısıyla 246 liradaki yatay destek bizim için stop loss seviyesi. Kırmızı düşeni yukarı kırarsa arkadaşlar kanal tepesine doğru hareketlenmesi beklenir. Şu şekilde görünüyor. 386 liraya denk geliyor zirve hedefi değerli arkadaşlar. Verusa'da. Ve son hissemiz Yeşil Holding arkadaşlar. Evet, Yeşil Holding'de de bu şekil bir yükselen var. Bir de bir düşenimiz var. Burada güzel bir sıkışan üçgen görüyorsunuz. Tam da trend desteğinde. Buradan dönüp şunun rengini farklı yapayım. Mavi düşene doğru hareket etmesi beklenir. Tam trend desteğinde. Eğer bu siyah çizgiyi aşağı kırarsa stop. Buradan dönüp mavi çizgiye doğru hareket etmesi beklenir. Bu da 4 lira 80 kuruşlara denk geliyor direnci. Eğer bu direnci kırarsa yukarı şu eski zirvesine doğru yani 7.76'ya doğru hareket etmesi beklenir. Yeşil Holding'de de bu şekilde değerli arkadaşlar. Bugün kapsamlı bir şekilde X Holding ve Holding hisselerini tek tek inceledik. Umarım faydalı olmuştur. Benzer şekilde farklı sektörlerde de beyaz eşya, otomotiv, kimya, bankacılık, enerji vesaire videoların gelmesini istiyorsanız kanala desteğinizi rica ediyorum. Eğer henüz abone olmadıysanız abone olursanız sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar dilerim. Hoşça kalın.